Merhaba. Önce size bir şeyden bahsetmeliyim. Bu gördüğünüz oyun gerçekten de olağanüstü muazzam. Tamam, şaka yapıyorum. Bu bizim kanalda tutorial olarak paylaştığımız bir seride yaptığımız bir oyun aslında. Hani izleseniz siz de aynısını yaparsınız. Ve çok güzel bir şey oldu ki şu anda Google Play Store'da yani erişilebilir durumda. Bu çok güzel ama bir sıkıntı var. Bu iyi değil. Sadece 8 kişi oynamış. Sadece 8. Tabii ki de bu 8 kişiye çok teşekkür ederim ama biraz daha desteklemeliyiz. Biraz daha bir şeyler yani evet destek lazım. Tamam, o zaman videoya geri dönelim. Bir dakika, videoya daha yeni başlıyoruz. İstiyorum ki insanlar bu oyunu oynadıkça sinirlerini atsın. Bunun için yani birbirlerini vursalar insanlar böyle sinir atabilir. Ve silah nasıl tutulur ve nasıl ateşlenir diye öğrenmek için birkaç marazeli videosu izlemekten daha iyi bir çözüm olamaz. Şimdi bir düşünelim, biz böyle bir oyunu yapabilir miyiz gerçekten? Silahlı, çatışmalı, bu çok zor olacak. Yapabilir miyiz? Tabii ki de yaparız. Evet. Öncelikle ilham almak için aklımda birkaç oyun var. Bu kontrolleri zor olan Smotorio benim hep aklımdaydı. Ve uçma bölümünü çok sevdiğim Bomb Squad oyunun o uçma mekaniği gerçekten de çok güzel. Şimdi bunları bir düşünelim. Artı bir de şey var. Son günlerde çok oynanan rooftop oyunu. Ve buradaki çatı olayı çok güzel. Çatıda düşen ölüyor falan filan işte. Her neyse ilk oyunumuzu alalım bir kenara. Tamam mı? Tamam. Sonra Smotorio'yu alıyoruz. Tamam. Elde var iki oyun. Bir de çatılı oyun. Tamam. Bu üç güzel oyunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları birleştireceğiz ve boom. The best game. Bizim kendi mükemmel oyunumuz olacak. Hadi başlayalım o zaman. Oh shit. Tamam, bilgisayarım bozuldu. Evet, aslında bilgisayar bozulmadı. Ekran kartı bozuldu desek daha doğru olur. Sadece yeşil pikseller olsa iyi. Hiç görüntü alamıyorum. O yüzden bu ekran kartını kullanamam. Ama şimdi diyeceksiniz ki ekran kartını çıkarıp sadece işlemciden görüntü alabilirsin. Ama maalesef onu alamıyoruz. Çünkü benim işlemcimde dahili grafik birimi yok. Tamam, bir düşünelim. Bu durum çok kötü. Bu konuda ne yapabiliriz? Derken tam da ona rastladım. Bu gerçekten de harika bir alet. Ve şu anda çok 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 stonks bir hareket çünkü ekran kartları çok pahalı. Evet, o zaman çizime başlayalım. Çünkü ortada bir oyun varsa çizimi de olması gerekiyor. Tamam, bir şeyler çizelim. Evet, pek güzel olmadı. Ve yıllar sonra birkaç yılın ardından şöyle güzel bir karakter çizdim. Ve bunun düşman varyasyonu içinde sadece karakteri kırmızıya boyasak yetiyor. Bu nice. Şimdi ise oyunun mekanik kısmına geçelim. Ve mekanikte üstüme yoktur. Bu işte çok iyiyim. Tamam. Evet, bu prototip yaptım ve en azından insanlar silahlarla ateş ediyor ve birbirleriyle ateş ediyorlar. Bu çok stres giderici bir şey değil. Aksine stresli bir olay. Çünkü düşman bize PKK'lı muamelesi yapıp çok fazla darlıyor. Evet, düşman mekaniği değiştirmemiz gereken bir sorun ama sorunu bir yana bırakıp yeni bir karakter çizersek belki daha güzel başlamış oluruz bu projeye. Tamam, gerçekten güzel birkaç karakter çizdim ve bunların jetleri var ve jetlerinden jet çıkıyor ve jetler sayesinde uçuyorlar. Bu gerçekten mantıklı çünkü bir önceki versiyonunda jet yoktu. Oh, yine bir sıkıntı var. Tahmin edin ne oldu? Yine bir ekran kartı sorunu. Bu hiç stonks bir olay değil çünkü ucuza getirdik derken maalesef ki yine sıkıntılara geldik. Evet, bu ekran kartı ucuza geldi ama sıkıntıları var. Bazı efektleri desteklemiyor, tıpkı partikül efektleri gibi. Burada gördüğümüz gibi maalesef artık oyunun şeyini göremiyoruz. Jet efektlerini ve kan efektlerini. Ama bir olay var ki bu stonks bir olay. Sadece bu sorun bizim bilgisayarımızda var. Yani başka bir bilgisayarda yok. Yani olay bizde sadece. Ama olayın bizde olması da çok da bir stonks bir olay değil yani. Onun haricinde oyunun mekanikleri yani fena değil. Bir düşman, bir de biz varız işte birbirimize vuruyoruz. Ve düşmanın kafası kopuyor ve yeni bir düşman geliyor ve şu anda iki düşman var. Tamam, birazcık menü tasarımı yaptım. Gerçekten güzel. 1P, 2P yani bir kişilik, iki kişilik.
Tamam, bu çok iyiydi. Ve oyunun bir arka planı var. Bu çok saçma bir arka plan gibi gözükse de gerçekten de çok düşünülmüş bir arka plan. O pembelikler, yeşillikler falan filan. Ve bakın, rooftop oldu işte. Çatı üzerinde birbirine vuran iki insan. Rooftop oyununun şeyini inşa ettik. Ve birkaç yeni karaktere ihtiyacımız var. Çünkü hep aynı karakterlerle oynarsak sıkılırız. Farklı farklı karakterler yapmalıyız. Ve farklı farklı karakterleri yaptık, lanet olsun. Bu videoda her şey çok hızlı gelişiyor. Neden acaba bilmiyorum. Ve evet, mekanik böyle birbirimize vuruyoruz. O bize vuruyor. Biz yine ona vuruyoruz. Ve tahmin edin sonra ne oluyor? Ve biz yine ona vuruyoruz. Evet, buraya kadar her şey çok güzel ve lanet olsun. Sürekli ölüyoruz. Oyun birazcık zor sanırım. Tamam, birazcık şey yaptım, menü yaptım ve gördüğünüz gibi, gördünüz mü menüde ne olduğunu? Evet, shotgun ekledim. Bu oyunun gidişi... Tamam, öldük. Tamam, shotgun'ı bir gün göstereceğim. Gerçekten çünkü çok güzel bir alet bu shotgun. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta bir ev... Sol tarafta bir ev var. Bu bilmiyorum ileride kalır mı gider. Yine öldük. Bu şatkanı ne zaman deneriz bilmiyorum ama en yakın sürede deneriz herhalde. Ve ey, bu da ne? Bu bir uçak mı? Yoksa bu da ne? Bilmiyorum ki. Evet, bu bir drone ve CSGO'daki gibi silah taşıyor ve bize shotgun getirmiş. Artık kullanabiliriz. Aslında shotgun'ın çok da bir marifeti yok. İki kurşunu beraber atıyor. Evet, belki ileride şey eklenebilir, daha çok damage vermesi ama şu anda iki kurşun. Yine öldük. Evet, biz mekanik yapmamız lazım çünkü sürekli ölüyoruz. Sürekli ölemeyiz artık. Tamam, oyunun yeni mekanikleri burada. Stonks bir hareket değil çünkü bize daha fazla iş düşüyor ve maalesef yapmalıyız. İşte oyunun yeni sürümü ve bot daha bir sağlıklı gibi. Tamam, olayı gerçekten ciddiye almalıyız. Bunu yapmalıyız. Tamam, oyunun yeni bir sürümü ve burada yeni şeyler yaptım. Ve birazdan gelecek şimdi. Gel. Evet, drone'da bir adet şey var. Şey var işte, jump buster. Bunu alınca daha fazla uçuyoruz, zıplıyoruz. Ve bu arada drone servisi çok sık aralıklarla geliyor gerçekten. Sniper ekledi. Ve tahmin edin sniper'ın ne özelliği var? 3 kurşun atıyor. Ve evet, Uzi. Ve Uzi de fazladan kurşun atıyor işte. Ve menünün yepyeni bir tasarımı gerçekten de harikulade. Ve oyundaki bazı şeyleri de çıkarttım, mesela diğer evler gibi. Ve burada da birazcık arka plandaki evleri detaylandırıp hani çizmeye de başladım. Ve gerçekten de güzel oldu. Yandaki evlerin çıkması daha iyi oldu bence çünkü saçma duruyordu. Evet, sniper'ı kullanmak birazcık zormuş. Şimdi birazcık daha çizim yapıp arka planı böyle güzel yapmak istiyorum. Çünkü güzel olmalı. Evet, arka planda biraz daha çizdim ama tam bir böyle oturmuş gibi de değil. Böyle kullanıcı arayüzü de birazcık şakşuka gibi ama yani ama böyle oturacak gibi. Ama böyle sanki böyle oturmamış ama oturacakmış gibi. Onun haricinde oyun gayet güzel ve bu birazcık bozuk sanki. Çünkü o az önce süreydi, şimdi skor olmuş. Tamam, evet, benim uzmanlık alanım olan mekanik kısmını sanırım geçtik. Gayet iyi. Ama sanki bu versiyonda bir sıkıntı var. Adam yan uçuyor ve dik durması gerekiyor. Şimdi oyuna yeni bir şey ekledim. Aslında yeni bir şey değil. Sadece tuşlar, yani neye basınca ne olacağını gösteren kullanıcı arayüzü tuşları ve jambarlarını yukarıya aldım. Ve bu da bir değişiklik aslında. Ve güzel bir yükleme ekranı, oyundaki bir kafanın içi dolarak yükleme açılıyor. Ve artık biz de karakter değiştirebiliyoruz ve jambarların arkası da var. Ama bir şey eksik, bir düşünelim. Manazara videolarında silahların sesleri var. İnsanların sesleri var ama bizim oyunumuzun sesi yok. Şimdi oyuna ses ekleme vakti geldi. Ve oyuna birkaç ses efekti ekledim. Ateş ediyorlar ve daha fazla ateş. Shotgun sesi. Ve sonunda oyuna bir müzik de ekledim. Artık müzik sayesinde insanlar daha iyi birbirini vurabilecek. Çat çut çat. Ve karakter de değiştirmeye.
Biz karakter değiştirebiliyoruz. İki kişilikte daha karakter değiştiremiyoruz çünkü. Ama iki kişilik versiyonu oynanabiliyor şu anda. Şu anda iki kişilik versiyonundayım, yani iki kişi oynayabiliyor. Arka planı biraz geliştirdim. Daha böyle bir şey oldu. Çok nice oldu. Evet, oyun aslında temel olarak şu anda bitti.